Yaşar merhaba. Bugün 6 Ağustos Perşembe ABD Saratoga Hipodromu'nda yapılacak olan Altılı Ganyan'la ilgili yorumlarımı aktaracağım. İlk koşu 21.20'de başlıyor. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte bir şartlı satış koşusu. Koşuda gördüğünüz üzere 7 isim start alacak. Bunlardan ilk öne çıkan isim an itibariyle %46 AGF oranına ulaşmış olan Murat Ortiz Junior ile start alacak olan Star of the West ve 7 numaralı Luis Saez ile start alacak olan My Sacred Place bu ayağa yeterli iki isim diye düşünüyorum. Koşu performanslarına bakacak olursak Star of the West kariyerinde 3 kez start almış. Murat Ortiz Junior ile start almış. Son startında 5. olmuş. Bir önceki startında 3 Haziran'da 1300 metre kum pistteki koşusunu 5,5 boy farkla kazanmış. 1.17.09 derece ile normal zeminde 1300 metre kum pistteki koşuyu kazanan Star of the West Altılı Ganyan'ın ilk ayağında öne çıkan isim koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Yalnız hata yapması durumunda da 7 numaralı My Sacred Place, Luis Saez'in start alacak olan isim bu hatayı değerlendirip koşuda şanslı duruma geçebilir. Bir iki numaralı Star of the West'in hata yapması durumunda. İkinci ayağa geçmeden önce Saratoga ile ilgili şöyle bir bilgi vereyim. Saratoga'da mutlaka biliyorsunuz antrenörler oldukça ön plana çıkıyor. Çünkü atları hazır olduğu vakit koşuya iştirak ediyorlar ve çoğunlukla kazanıyorlar. Bu isimlerin önde gelen ismi Chad Brown, sonra Todd Pletcher geliyor, Steven Amundsen, Jeremy Engelhart, Christoph Kellermann, Jason Service, William Mott, Linda Rice, Danny Gargan, Mitchell Maker. Saratoga'nın en iyi antrenör sıralaması 2019 verilerine, kazanç verilerine göre şöyle ki runners start aldığı koşu sayısı 2019'da örneğin Chad Brown'un 178 start almış 2019 yılı içerisinde 41 tanesini kazanmış, 40'ında da plase olmuş yarışa iştirak ettiği safkanlar ile. İkinci sırada Todd Pletcher geliyor, 116 koşudan 21'ini kazanmış, 20 tane iki plasesi var gibi. Bunlar da senelik kazançları 5,5 milyon dolar, 2,2 milyon dolar gibi sıralama. Benzer şekilde jokeylerle ilgili bilgiler var. Aynı şekilde 2019 itibariyle örneğin Ortiz kardeşler, Jose Ortiz başı çekiyor. 280 koşuda 61'incilik 46 plase ile kazancı da burada. Hemen arkasından Irat Ortiz Junior geliyor. O da 272 koşudan 53'ünü kazanmış. 54'ünde de plase yapmış bir isim. Üçüncü gelen Jockey Javier Castellano sırasıyla gidiyor. İlgilenen arkadaşlar olur diye bu tabloyu da göstermek istedim. Geldik günün ikinci ayağına. Günün ikinci ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1600 metre çim pistte bir şartlı satış koşusu. Gördüğünüz gibi koşuda 13 safkan start alacak. Burada 2 numaralı Keçe Keple başlayacağız. Sıralamaya Rat Ortiz Junior ile start almış olan. Koşu performansına baktığımızda 2 numaranın Keçe Keb'in Rat Ortiz Junior ile start alacağını görüyoruz ve Mitchell Maker antrenörlüğündeki bir isim. 2 Temmuz'da bir önceki startında 1600 metre çim pistteki koşuyu 2,5 boy farkla kazanmış bir isim. 1.36.94 derecesiyle 1600 metre çim pistte. Keçekep'ten sonra bir numaralı Dr. Shane geliyor. Kendrick Carmouche'la start alacak olan isim. Bir Freud yavrusu. Üst düzey koşularda start almış bir isim. Mutlaka kuponlarınızda yer vermeniz gerekiyor ikinci olarak. Üçüncü olarak 6 numaralı Pipes geliyor. Junior Alvarado ile start alacak olan bir isim.
Bu sene bir kez start almış 13 Haziran'da. Bunu bir nefes açma olarak görüyorum. Bir önceki, daha doğrusu geçen sene start aldı son koşusunda. 5 Aralık'ta 1600 metre kum pistteki koşuyu yarım boy farkla kazanan bir isim, 1.37.69 derecesiyle. 6 numaralı Pipes'tan sonra 4 numaralı Calculated Risker var. Dylan Davis ile start alacak olan bir isim. O da son 3 startında 1600, 1700 ve 1800 metrelerde start aldı. 3 koşusunda da 3. olan bir isim. Into Mischief yavrusu Calculated Risker. Burada son olarak ikinci ayakta 7 numaralı Mission Command var. Tyler Gaffadona ile start alacak olan bir isim. Bu da son startında Belmont Park'ta 2 Temmuz'da 1600 metre çim pistteki koşuda ikinci olan bir isim. Burada bir de 13 numarayı söylemek istiyorum. Stoney Bennett. Koşu kuma alınırsa mutlaka kuponlarınızda yer vermeniz gereken bir isim. Geldik altılı ganyanın üçüncü ayağına. 1 ve 10 ekürü, 2 ve 11 ekürü gördüğümüz gibi toplam 11 isim start alacak. Altılı Ganya'nın üçüncü ayağında 2 yaşlı dişilere mahsus 1100 metre çim pistte bir maiden koşu. Dişilere mahsus bir koşu. Koşuda çoğu isim gördüğünüz gibi ilk kez start alacak. Bu koşuda öne çıkan isim, daha doğrusu bu koşuda 4 tane, 5 tane isme yer vereceğim. Bir de kür de var. 6 numaralı Gordian Moon'la başlayalım. 6 numaralı Gordian Moon, Joel Rosario ile start alacak. Declaration of War yavrusu. Şurada görmüş olduğunuz arkadaşlar, 3 furlong yani 600 metrede 2 derecesi 35-49. O gün içerisinde koşan 15 idman yapan isim arasında en iyi dereceyi yapan Safkan Tay olarak değerlendirebilirsiniz. Declaration of War yavrusu oldukça hazır durumda gözüküyor. 6 numaralı. İkinci olarak Louis Saez ile start alacak olan ve kariyerindeki ikinci startını alacak olan birisi Lori Gek. İlk startında 10 Temmuz'da Keeneland Hipodromu'nda 1100 metre çim pistteki koşuda 3 boydan az bir farkla 4. olan bir isim ikinci olarak sıralamada yer alıyor. Bir numaralı Niji ile ekürü olan ikisi de ilk kez start alacak ve Linda Rice antrenmanındaki isimler. Gone and Forgotten geliyor. Jose Ortiz ile start alacak olan sıralamada 3. yer vermek istediğim isim. Daha sonra 3 numaralı She's a Dirty Dancer var. Javier Cassarano ile start alacak olan bir isim. 1000 metre ve 1100 metre kum pistte bu sene 2 kere start almış. Birinde 4. birinde 3. olmuş. Koşu tecrübesi ve Javier Cassarano etkisiyle kuponlarda yer vermemiz gereken bir isim. Son isim de Erat Ortiz Jr. ile start alacak olan Harold Angel. O da 1000 metre kum pistteki idmanında 1.03 derece yapmış bir isim. Kuponlarınızda yer vermeniz gerekir diye düşünüyorum. İlave olarak Jockey'i daha sonra açıklanacak olan Robbie Stiletto var. 9 numaralı koşu kuma alınırsa start alacak olan bir isim. Eğer böyle bir durum gerçekleşirse bu ismi onlarınıza eklemenizde fayda var diye düşünüyorum. Geldik günün dördüncü ayağına. Günün dördüncü ayağı 3 yukarı yaşlı dişilere mahsus. 3 ve yukarı yaşlı dişilere mahsus. 14 metre kum pistte bir şartlı satış koşusu. Koşuda 8 isim yer alacak. Burada arkadaşlar Gesture'ı tek olarak önereceğim. Javier Cassarano ile start alıyor. Tapicur yavrusu an itibariyle de %42 Ganyan'a ulaşmış durumda. Koşu performansına bakalım. 2 numaralı Gesture kariyerinde 4 kez start almış. Bir önceki startını arkadaşlar 10 boydan fazla bir farkla kazanmış bir isim. 22 Nisan'da bu sene Tampa Bay Downs'ta 1640 metre kum pistteki startını, bir önceki startını 10 boydan fazla bir farkla kazanan bir isim. Son startında da 1600 metre kum pistte Gulfstream Park'ta 10 Haziran'da ikinci olmuş bir isim. Koşuyu kazandığı derecesi 1640 metrede 1.41.61 normal zeminde 22 Nisan'daki koşusunun derecesi.
tek olarak gözüküyor. Öne çıkan başka bir isim yok. Alternatif arayanlar için 2 numaralı Vic Title'ı önerebilirim. Jose Lescano ile start alacak olan. Yurt dışı ganyanların, yurt dışı bayi sitelerinde sadece bu iki yarışın 6. ve 8. yani bizdeki 4. ve 6. ayakların yorumları var. Şimdilik tabii ben de biraz erken yapmaya çalışıyorum. Bu yarışın yurt dışı bahis oranları sıralaması gördüğünüz gibi Javier Castellano ile start alacak olan Gesture 2.2 oranına sahip. Hemen arkasından Wicked Title geliyor 4 numaralı. O da 3.5 lira oranına sahip. Diğer isimleri de göstereyim. Belki faydalanmak isteyen arkadaşlar olabilir diye. 3 numaralı Lernakrita ile devam ediyor. Intoxologist 5 numaralı. 7 numaralı Heartstrings. Lake Chico, Barbara P. and Bella Invasion diye sıralama aşağı doğru gidiyor. Geldik günün 5. koşusuna, 5. ayağı daha doğrusu. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 2200 metre çim pistte dişilere mahsus bir şartlı satış koşusu. Koşuda gördüğünüz gibi 8 Afgan start alacak. Birbirine denk isimler arkadaşlar. Dolayısıyla burayı da öncelikle 4 isme bu ayakta yer vereceğim. Daha sonra 2 isim daha söyleyeceğim. Bütçeniz doğrultusunda altı ismi yazmaya çalışırsınız. İlk olarak 3 numaralı Dyna Passer geliyor. Javier Castellano ile start alacak olan bir isim. Oldukça üst grup koşularda start almış son 6 startında. Bu sene 3 kez start almış. Son koşusu bir listed koşu. O koşuda da 4. olan bir isim. Geçen sene 7 Eylül'de 7 Ekim'de start aldığı Black Type koşuda da üçüncülüğü var. Yani şuradaki koşuların hepsi Black Type Grup 2 ve üst düzey koşular son koşusunda listed koşu olmak üzere dördüncü olduğu koşu. Javier Castellano ile start alacak olan Dyna Passer 5. ayaktaki ilk önereceğim isim. İkinci olarak 8 numaralı Mighty Scarlett geliyor. Manuel Franco ile start alacak olan bir isim. O da oldukça üst düzey gruplarda mücadele etmiş. Çoğunda da tabelada yer bulmuş bir isim. 8 numaralı Mighty Scarlett'ten sonra 6 numaralı Elie Eid var. Brad Ortiz Jr. ile start alacak olan bir isim. O da Fransa'dan gelmiş. Amerika'da bir tek startı var. 12 Haziran'da Belmont Park'ta. Onun dışındaki diğer önceki 5 koşusunun tamamı stakes koşu arkadaşlar. Grup 3 stakes gibi oldukça üst düzey koşular ve hepsinde 5'inde de tabelada yer bulmuş bir isim. Murat Ortiz ile start alacak olan 6 numaralı Eliey 5. ayaktaki 3. önereceğim isim. Geldik bir sonraki safkana Hungry Kitten. O da Jose Ortiz ile start alacak olan bir isim. Son startında Belmont Park'ta 2000 metre çim pistteki koşuyu 2,5 boy farkla kazanmış bir isim. 2.02.74 derecesiyle. Hungry Kitten'dan sonra iki isim daha eklemek istiyorum buraya. Tizarra, Ricardo Santana Junior'la start alacak olan 2 numaralı Tizarra. O da son iki koşusunu kazanmış ama diyeceksiniz sen iki koşuyu kazanmış niye bunu önce söylemedin? Kazandığı koşulardan bir önceki maiden bir koşu. Sonrakini de burun farkıyla kazanmış. İhmal edilmemesi gereken bir isim diye 5. isim olarak 5. ayakta öneriyorum. Son önereceğim isim de arkadaşlar 5 numaralı Pallas Athene Jose Lescano ile start alacak olan bir isim. O da bu sene 4 kez start almış. Üçünde ikisini kazanmış. Diğerinde 4. olmuş. Yani üçünde de tabelada yer bulan bir isim. Bu seneki 4 startında. Geldik altılı ganyanın son ayağına. 1700 metre çim pistte 3 yaşlı İngilizlere mahsus bir stakes koşu. Belki takip ediyorsanız bilirsiniz. Fresco geçenlerde de koştuydu ve koşuyu kazandıydı. Önermiştik öncelikli olarak. Buradaki sıralama şu şekilde arkadaşlar. İlk olarak 6 numaralı Jolting Joe var.
Şu an itibariyle zaten %31'e erişmiş. Daha sonra bir numaralı Fresco'yu önereceğim. Bir sonraki önereceğim isim de 5 numaralı Dream Bigger olacak. 3 isim buraya ayrımsız olarak yazılması gereken isimler. Koşu performanslarına bakacak olursak ilk önerdiğim isim Jolting Joe, Tyler Gaffalone ile start alacak olan bir isim. Kariyerinde 4 kez start almış. İlk koşusu 1300 metre. Hepsi çimde. İlk koşusu 1300, son iki koşusu 1600 metre çimde ve son koşusu 1700 metre çimde 25 Temmuz'da olmak üzere. Hepsinde de ikinci olmuş. Son koşusundaki ikinciliği çok güzel bir ikincilik. Baş farkıyla ikinci oluyor. Benim bu ayakta tuttuğum ilk isim. 6 numaralı Jolting Joe'dan sonra 1 numaralı Fresco geliyor. Son startını kariyerinde 4 kere start almış. Son startını da bir Black Type koşuyu kazanan bir isim. Yaklaşık 2 boy farkla kazanmış. 1700 metre çim pistte 1.45-43 derecesiyle. Mutlaka bu ismi de yazmamız gerekiyor. Son olarak da 6. ayakta 5 numaralı Dream Bigger'ı önereceğim. Jose Ortiz ile start alacak olan bir isim. Gördüğünüz gibi son 6 startının tamamı Black Type koşu ve bunlardan 3'ünü kazanmış bir isim. 15 Mart'taki kazandığı koşu biraz enteresan. Yaklaşık 8 boy farkla kazanıyor. Black Type koşuyu 1.25.89 derecesiyle 1400 metre kum pistte Aquadark Park'ta 15 Mart'ta. Mutlaka bu 3 isme kuponlarınıza yer vermeniz gerekir diye düşünüyorum. Yabancı web sitesindeki bir de bu ayak var. Onu göstereyim size. 8. koşu onların bizdeki 6. ayağının son ayağı. Fresco 2,5 lira orana sahip. Dream Bigger 3,5 ve Jolting Joe 4,5 lira orana sahip. Daha sonra gelen isimler Turbo Drive, Zipalong, Style Town Baby geliyor sıralamada bu şekilde. Bugünkü koşu performanslarımızı bitirdik. Şimdi gelelim 6'lı ganyan şablonumuza. Evet, altılı tahmini, altılı şablonumuz ekranda görüldüğü gibi her zaman söylediğim gibi arkadaşlar kupon %100 tutacak diye bir şey yok. Ben size sadece burada bir yol göstermeye çalışıyorum. Tecrübelerim doğrultusunda atları tanıyabildiğim kadarıyla, jokeyleri tanıyabildiğim kadarıyla bunun üzerine siz de çalışmalarınızı ilave edin. Başka arkadaşların yorumlarını da dinleyin. Kuponunuzu öyle oluşturun diye tavsiye ederim. İlk ayakta 2.7 yeterli görüyorum bu ayakta. İkinci ayak 2, 1, 6, 4, 7. Üçüncü ayak 6, 7, 10, 2, 1 numaralı, 2, 10 numaralı, 10 numaralı isim. 3, 4. Dördüncü ayakta 2 numaralı gesture tek olur diye düşünüyorum. Geniş bütçeli kuponlarda 4'ü de ilave edebilirsiniz. 2 numaralı gesture'ın hata yapması durumunda. Beşinci ayakta da 3, 8, 6, 4 öncelikli olarak sonra 2, 5 geliyor. Son ayakta da 6-5-1'i ayrımsız olarak kuponlarınıza yazmanızda fayda var diye düşünüyorum. Hepinize mutlu bir Perşembe günü diliyorum. Bol şanslar diliyorum. Yarınki Saratoga yarışlarında görüşmek üzere. Bu arada dünkü İstanbul altılımız gerçi geç yayınlayabildim ama pencereden kaçtı biliyorsunuz 5. ayakta. 40, 38 bin lira para verdi. Çok yaklaşmıştık. 5'te kaldık. 4. ayaktaki sürprizimiz geldi, bir numara zannediyorum 32 lira ganyanlıydı. İnşallah onu da bir sonraki İstanbul yarışlarında tekrar telafi ederiz diye düşünüyorum. Hepinize iyi Perşembe günleri, mutlu Perşembeler, bol şanslar diliyorum.